Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta halk arzu onaylanan ikinci şirket olan Onkosem Onkoloji'yi inceleyeceğiz. Öncelikle Onkosem Onkoloji'nin halk arz detaylarını inceleyeceğiz. Ardından finansallarını, ucuz mu pahalı mı tarafını ve ardından ben ne yapacağım tarafı hakkında hep birlikte konuşacağız arkadaşlar. Şimdi analize tanıtıma geçmeden önce iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi, artık Twitter ve Instagram hesaplarımız canlı da serbest piyasa analiz diye yazarak bizlere Twitter'da ve Instagram'da ulaşabilirsiniz. İkincisi, Midas Yatırım'ın linkini aşağıda sizlere bırakıyorum. Birçok bedava özelliği bulunuyor. Neler bulunuyor? Midas Yatırım'ı linke tıklayıp indirdikten sonra arkadaşlar üye olduktan sonra var olan hisse senetlerinizin hem Amerika hem Türkiye tarafındaki hisse senetlerinin hedef fiyatlarını, detaylı analizlerini, model portföyleri bedava, bakın bedava bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bunları birçok uygulama paralı veriyor. Burada bedava. Aynı zamanda canlı veri bedava. Yıl sonuna kadar da artık yıl sonu geldi sayılır. Hisse senedi alım satımlarında komisyon yok arkadaşlar. Şimdi linke tıklayıp indirebilirsiniz. Linke tıklamak da bedava. Haydi. Gelin başlayalım. Evet, Onkosem Onkoloji'ye baktığımız vakit değerli arkadaşlar ne olmuş? Klasikleşen sunumumuza koyduk. Talep toplama tarihi daha tam belli değil ama bu hafta yine Perşembe Cuma olacağını düşündüğüm için 22-23 Aralık olarak koydum. Oraya değişiklik olursa sabit yorumlarda, yorumlara sabit direkt sizlere bildiririm. Biriniz olsun. Bireysel eşit dağıtılacak 17,5 TL'den toplamda 6 milyon loto yakın. T1 ve T2 bakiye kullanılamaz. Toplam 104 milyon TL'lik çok küçük çıtır, yani bayağı bir küçük bir halk arzı arkadaşlar. Bilginiz olsun. ONCSM koduyla ana pazarda işlem görecek. Aracı kurum sadece info yatırım olarak görünüyor. Bayağı bir araştırdım ettim. Infodan başka bir şey yok. Hatta bunu da detaylarını söyleyeceğim o noktaya gelince. Taahhütlere bakarsak arkadaşlar, günlük alım emir taahhütü var. 5 gün boyunca 340 bin lot olarak her gün emir girilecekmiş. Satmama taahhütü var. 1 yıl ihraççı satmayacak. 6 ay ortaklar satmayacak arkadaşlar. Ve fiyat istikrarı planlanmamaktadır diye taahhütler bulunuyor. Dağıtım oranlarına gelirim. Bireysel yatırımcı eşit şekilde %25'i dağıtılıyor. Yurt içi kurumsala %55, yurt dışı kurumsala %20 şeklinde gelmiş. Yani yurt içi ve yurt dışı kurumsalla buradaki talep kadar bir şey olmazsa yurt içi bireysele kaydırılacaktır. Fakat son zamanlarda özellikle yurt dışı kurumsalda böyle ufak tefek değişik yerlerden talepler geliyor. Bilginiz olsun. Kaç lot düşer? Burada önemli olan şu arkadaşlar. Bireysel yatırımcıya 1.4 ya yani 1.5 milyon lot satılacağını varsayalım. Varsaymıyoruz pardon. 1.5 milyon lot sayılacak ortalama. Tek kurumdan başvuru olacak. Info yatırımdan sadece. Yani burada normalde halk arzları ciddi talep var. 600 binler, 700 binler bu rakamlar görülüyor artık ama tek kurum olduğu için ben maksimum 300 bin olacağını düşünüyorum. Böyle bakınca da 5 lot düşüyor. Yani şu 1.5 milyon lotu 300 bine bölürce 5 lot düşüyor. 90 TL. Hadi maksimum 250 liralık talep et. Çorba parası desek yeridir. Aracı kurumlara bakarsak sadece info yatırım. Bunu araştırdık, ettik, teyit ettik. Sadece info yatırım arkadaşlar. Eğer son dakika bir değişim olursa yorumlarda sabit yorum olarak sizlere paylaşırım. Tıpkı TR yatırımda olduğu gibi. Bilginiz olsun. Neden halk arz oluyor? %13'ü gelecek paranın %13'ü ile, yani yaklaşık 13 milyon TL ile yurt dışı pazarlarda planlanan yüksek teknoloji cihazları, teknoloji transferi ve benzeri yatırımların finanse edilmesi. %36 planlanan üretim fabrikası yatırımı. %28'i üretim kapasitesi artırma, makine ve ekipman alacaklarmış. %23'ü işletme sermayesi. Gayet güzel bir hikaye oluşturacağı benziyor. Şirketi tanıyalım diye bakarsak şirket kısacası yıllık 3 milyon kemoterapi seti üretiyor. 45 onkoloji merkezinde otomatik kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti var. 315 kişinin üzerinde çalışanı 15 yılı aşkın bir tecrübe, uzmanlaşmış Ar-Ge ekibi, kesintisiz ve çözüm odaklı satış sonrası hizmetleri bulunmakta. Güzel.
Şimdi buraya kadar halka arzın detaylarını, kaç lot düşeceğini, şirketin ne iş yaptığını, nereden başvurabileceğinizi, büyüklüğünü vesaire vesaire bunların hepsini öğrendik. Şimdi finansallarına bakalım. Finansal tarafa baktığımız vakit değerli arkadaşlar, 2020 yılı dönem varlıklar 41 milyonmuş, 2021'de 85 milyon çıkmış. 2022'nin ilk çeyreğinde 77 milyon olarak karşımızda. Dönem varlık tarafında şurada yıllık bazda ciddi bir artış var. Net dönem karına direkt geçelim. Net dönem karı 2020 18 milyon, 2021 71 milyon. 2022'nin ilk çeyreğinde 6 milyon gibi bir rakam duruyor karşımızda. Keşke bunun da yıllığı olsa diyeceğim ama zaten daha yıllıklar yok. Yani en kötü 3. çeyreği açıklasalardı bari, öyle söyleyelim. Kısa vadeli borçlarda da böyle çok ahım şahım bir artış yok. Şimdi rasyolarda bir göreceğiz asıl ne olduğunu. Rasyolara baktığımız vakit cari oran 1.93 seviyelerinde gayet başarılı. Yani tam teoride istenen 2 istenir, 1.5'lar iyi denir. Türkiye'de 1 ve üstü iyidir şeklinde konuşuruz. Ama tam teoride istenen iyi. Likit oran keza 1.19 seviyelerinde gayet güzel. Nakit oran 0.11'lerde, biraz nakit oranı düşük. Şirketin cebinde nakit az, işte bu halka arzdan gelen para oraları düzenleyecek arkadaşlar. %20'si işletme sermayesine girecek diyordu ya, aslında orası o. İskonto oranı şu anda fiyat tespit raporu hala açıklanmamış olmasına rağmen var olan halka arz tecrübelerini binaen direkt %20 olarak oraya ekledim. Bir değişim olursa dediğim gibi yorumlarda sabit kısmı, yorumları kesinlikle check etmeyi unutmayın. Yani finansallara baktığımızda da finansallar iyi duruyor. Şirket kendini rahat bir şekilde çevirebileceği bir noktada. Sadece cebindeki nakitlerde biraz düşüklük var. Bir negatif taraf orası ama geri kalanı iyi. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına bir bakalım. Şimdi ilaç ve sağlık sektöründe bulunacak bu firma. Başka bir sektör bulamadım yani. Bu da RTA laboratuvarlarının şeyi aslında. Sektörün fiyat kazanç oranı 23'lerde gelmiş. Şimdi burada 2021'deki yıllık kar üstünden gidersek genelde 2022'deki oradaki bilançodaki karı yıllıklandırabiliriz ama orası biraz düşük geldi bana. Orada bir revize bir şeyler olacaktır. İkinci, üçüncü çeyreklerde bir iyi bir kar gelecektir, eklenecektir diye. Onu öngöremem yani ben. 2021'in üstünden gidersek FK'sı 5.83'lerde geliyor. Sektör 23'lerde. Sektöre göre ucuz kalıyor mu? Ucuz kalıyor diyebiliriz. Sonuç, ben ne yapacağım? Öncelikle benim info yatırımda hesabım yok. Bilmiyorum yani infoda hesap açmalı mıyım yani sırf bu halka arz için, onu da bilmiyorum. Biraz o konularda böyle şeyimdir, tutucuyumdur. Bir yere bir şey yaptım mı oradan devam ederim. Bakacağız ama infoda hesap açabilir miyim? YouTube'a devamlı bunlarla ilgili video çektiğim için açıp buradan talep etmeyi düşünüyorum. Sırf sebebi o, çünkü zaten ne verecek ki yani bir kişi talep edeceğiz. 250 liralık bile vermeyecek yani, çorba parası bile değil. Ekmek parası desek yeridir. Infoda hesap açmak kolaysa hesap açacağım, talebi edeceğim. Sırf talebimdeki sebep de şu, YouTube'a bunun videosunu çektiğim için belli bir sürede bunun devamlı işte incelemeleri geleceği için bu şirketlerin, bu sebepten dolayı takibimde olsun diye başvuracağım arkadaşlar. Borsamızda da iyi bir alternatif olacak, o eminim. Durum bu. Benim başvurup başvurmamam sizlere herhangi bir yatırım yönlendirmesi, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.